Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün İhtiyar Matematik'le beraber bir parabol sorusu çözeceğiz. Parabol sorumuz Aydın yayınlarından olacak. Gayet kaliteli, zor. Zor diyebiliriz. Ya da uğraştırıcı demek daha doğru olur. Parabol sorusunu çözeceğiz. Sorumuz Aydın yayınlarının 8'li denemesinden. Bu bilgiler sizinle. Hemen soruya geçelim. R ve K pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Px eşittir x eksi r'nin karesi artı k, bu nedir? Tepe noktası verilen parabol denklemidir. Diyor, eksen ordinatı 20 olan noktada kesiyor. Yani bu ne demek? Şimdi onu bir açıklayalım. Ordinat neydi? Y idi. Y eşittir 20 olacak. Ve o y ekseninde o zaman x eşittir 0 olması gerekmiyor mu? Evet. Zaten bir dakika şunu yazalım şöyle. TRK değil mi bu? Parabolde tepe noktası verilen denklemin şeyi. Şey. Ne işte. Sonrasında x eşittir 0 için, yani bu denklemde x yerine 0 yazacak olursam ne olur? 0 eksi r'nin karesi, yani r kare artı k eşittir 20 gelir değil mi? Ne yaptım? X yerine 0 yazdım. Y 20 olduğu için 20 eşitledim. Bu birinci parabolümüzün tepe noktasının. Sonrasında P2R eksi x'i bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? X yerine 2R eksi x yazmam gerekiyor. Hemen yazalım. P2x'imiz bizim neydi? P2x eşittir. X eksi r'nin karesi artı k. X yerine ne yazacağım? 2R eksi x. O zaman 2R, bunu farklı bir renkle göstersem daha sağlıklı olur diye düşündüm. X yerine ne yazacağım? 2R eksi x eksi r'nin karesi artı k diyeceğim. Bir tane daha artı k ekleyeceğim. Nedeni burada. Yani denklemimiz şu kadar aslında. O k da bu k. Peki burayı yapacak olursam ne olur? R eksi x'in karesi artı 2k gibi düşünebiliriz. Peki şunu bu şekilde yazmak. Yani zaten kare olduğu için bunu şu şekilde yazabilir miyim? Eksi x eksi r'nin bu şekilde karesini alırsam bir şey değişir mi? Değişmez. Neden bu şekilde yazdığımı şimdi söyleyeceğim. Çünkü bizim parabol denklemimize benzetmeye çalıştım. O zaman bu ikinci parabolümüzün tepe noktası ne olur? T, R'ye 2K olur mu? Olur. Sonrasında ise üçüncü parabolümüzün tepe noktasını bulabilmek için ne yapacağım? X yerine X artı R yazacağım. Hadi yazalım. Bunu da burada yazayım. P, X yerine ne yazacağım? X artı R yazacağım. X artı R eksi R'nin. Ops, yanlış yaptım. Şuradan P'yi silsem olur. Heh. Karesi artı K. Peki burası ne olacak? X artı 0'ın karesi artı K olduğu zaman o zaman bu parabolün tepe noktası ne olur? T 0'a K olur değil mi? Tamam, şimdi bizim elimizde kaç? 3 tane parabol tepe noktaları verilmiş. Hemen soruyu okuyalım. Parabolleri aynı düzlemde çizildiğinde aynı düzlemde çizeceğiz ve bu üç parabolün tepe noktalarını oluşturduğu üçgen. Demek ki bu üç parabol tepe noktaları bir nokta. Abi ne diyorsun ya? Saçma sapan konuşuyorum. Tekrar edeyim. Parabolün tepe noktalarını oluşturduğu üçgen ikizkenar üçgen olduğuna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir? Yani tepe noktalarını işaretleyeceğiz. Oradan bir üçgen gelecek. Sonrasında o üçgenin alanını bize soruyor. Hemen önce maviyi çizelim. Sarılma. Bir x, y düzlemi çizelim. Sonrasında mavi ile, yani birinci parametre tepe noktasını çizelim. Şimdi burası r olduğunu varsayalım. Burası da k olduğunu. K diyelim. Buraya da r diyelim. O zaman birinci parabolümün tepe noktası ne olur? Burasının uzunluğu k olacak şekilde düşündüğümüz zaman. Burası da tepe noktasıysa yani. Şöyle bir parabol düşünebiliriz. Sonrasında İkinci parabolümü inceleyecek olursam R aynı yerde. Bu uzantıda, bu doğrultuda. K. O zaman bir K kadar daha yükselttiğimi düşünürsem. Şurayı sileyim. İleride sıkıntı olacak bize. K kadar yukarıda düşünürsem. Burayı düşünebilirim. Çizebilsem bir de. Buraya da 2K diyecek olursam. Bu noktada benim parabolümün, ikinci parabolümün tepe noktası gibi düşünebiliriz. Birinci noktası burası, ikinci nokta burası. Ve üçüncü parabolümüze bakalım. Üçüncü parabolde r'nin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman sadece k değerini direkt şöyle düşünebilir miyiz?
düşünebiliriz. Neden? Çünkü R0, R0 ise da burada olmak zorunda. Peki şuradan rengi değiştirelim. Siyah alalım. Ay, yanlış yaptım. O zaman bizim oluşturduğumuz üçgen bu değil mi? Evet, bunun alanını bize soruyor. Evet, soruda demiş ki ikizkenar üçgen. Şimdi burasının uzunluğunun ben R olduğunu biliyor muyum? Evet. Burası 2K, burası K, arasındaki fark K. Tamam, güzel. O zaman ikizkenar olduğuna da göre R eşittir K diyebilir miyim ben? Diyebilirim rahatlıkla. Neden? Çünkü ikizkenar. Peki şimdi ne yapacağım? Şurada sarı ile işaretlediğim denklemi görüyorsunuz değil mi? Ben burada K yerine R yazabilir miyim? Elbette yazabilirim. R'nin karesi artı R eksi 20 eşittir 0 denklemini oluşturdum. Peki ben bunu çarpanlarına ayırırsam nasıl ayırırım? 5'e 4 diye ayırırım. O zaman R artı 5 R eksi 4 olur mu? Olur. Çünkü ortası pozitif. Büyük olanı artı olarak düşünebiliriz. Peki buradan R eşittir eksi 5 gelir. Ki bizim R'miz eksi 5 olamaz. Çünkü pozitif tarafta R sayımız. O zaman R eşittir 4 diyecek olursam R'yi 4 verdik. R eşittir K'ydı. O zaman burası 4 birimdir. Ve aynı zamanda burası da 4 birimdir. 4 çarpı 4 bölü 2 eşittir 8. Bu üçgenin alanı olur. Anlatım biraz uzun sürdü. Anlatamamış olabilirim. Umarım anlaşılır olmuştur. Teşekkür ederim. Destek olmayı unutmayın.